Biraz dünyanın gündemine bakalım. Gerçi bütün dünyanın gündemi aslında haber masasının hemen başında o canlı yayını yapıp anlattığımız Lübnan'da olanlar. Şehir merkezi bildiğiniz gibi bombalandı. Çok sayıda ölü var, yaralı var. Ama diğer taraftan da ülkelerin kendi gündemleri ve İngiltere ne konuşuyor dersiniz? Kate Middleton'ı bildiğiniz gibi Mart ayında kanser teşhisi kendisine konulmuş ve bir tedavi sürecine başladığı duyurulmuştu. 42 yaşında ve şimdi artık bu tedavi sürecinin bittiğine dair bir video mesajla duyurulmuştu. Ve şimdi halka açık bir etkinliğe katıldı. Dolayısıyla İngiltere şu anda sadece Kate Middleton'ı konuşuyor. Kate geri döndü. Yanındayız Kate. İngiliz bulvar gazeteleri The Sun ve Mirror, Galler Prensesi Kate'in kanser tedavisini tamamladıktan sonra yeniden kamusal görevlerini yerine getirmeye başlamasını işte bu manşetlerle duyurdu. Veliaht Prens'in eşi, geleceğin kraliçesi Kate Middleton, Perşembe günü eşi Prens William'la birlikte Southport'taydı. Çift Temmuz ayında kente meydana gelen trajik bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 3 küçük kızın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret özellikle ailelerin mahremiyetine saygı göstermek amacıyla düşük profilli tutuldu. Kraliyet çifti olay günü müdahale eden acil durum ekipleriyle de görüştü. Yılbaşında karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiği söylenen ve aylarca kamusal alanda görüntü vermediği için akıbetine dair çok sayıda söylenti yayınlanan Middleton daha sonra kanser olduğunu açıklamıştı. Middleton geçen ay bir video mesajıyla aylarca süren kemoterapi tedavisini tamamladığını da duyurdu. Videoda 42 yaşındaki Middleton, eşi William, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte mutlu pozlar sergilerken, kraliyet ailesinin üstlendiği kamusal görevleri yeniden yerine getirmeye başlayacağını da söylemişti.